Nasıl ya? Yok abicim, olmaz şimdi bu ya. Dersiz başımı derde soktum ya. Hayırdır abi, bu ne? Ne yapayım, internete giriyorum abi. İnternet sana giriyormuş gibi daha çok ama. Ay hoş geldin zevzek adam. Sabah sabah çekilmiyorsun abi, kusura bakma yani. Ne abi, bu Orhan burada oynuyor. Muratçım ben yine bittim biliyor musun? Ne oldu yine? Ben yine bittim yani. Abi ne oldu? Abi geçen hafta söyledim ya sana, Melis'le ben tatile gideceğim diye, böyle Bodrum'dan güneye doğru gideceğim diye. Evet. Hatırlıyor musun? Ben de geldim sana güzel güzel anlattım burada, ağzını sularını akıttım. E gittim yaptım. Bir de evde yaptım aynı şeyi, gittim ona söyledim. Yapma ya. Evet, ben bok yedim abi. Doğru, tatile ben de gidecektin, sadece bana anlatman lazımdı. İyi misin oğlum sen? Kız arkadaşına gideceksin, tabii ona anlatacaksın. Ama anlatmak öyle bir anlatmak değil ki abi, eve gittim. Hadi aşkım tatile gidiyoruz dedim. İçeriden bavulları topladı, hemen anında 2 dakika içinde geldi. Ben hazırım diye dikildi karşıma. Ne yapabilirim ondan sonra? Dönüşü yok abi. Abi yani sonuçta o çok acele etmiş de. Yani tatil dediğin şeyi de öyle 6 ayda planlayayım, 1 senede uygulamaya geçireyim. Yo, bence öyle abicim. Önce dinleneceksin, rahat rahat böyle hissedeceksin onu. Böyle damarlarında hissedeceksin. Böyle işe gelirken 6 gün kaldı, 5 gün kaldı, 4 gün kaldı diye sayacaksın. Ondan sonra bir gideceksin tatile. Bir ay gitti zaten hayatında. Sen yeni yıla girmeyle bunu karıştırıyor olma. Oğlum bu senin söylediklerin tatilde yapılacak şeyler. Öyle rehavete bırakırsın kendini, içkini koyarsın, sevgilin, güneş, deniz. Bu olamaz da mı diyorsun yani? Olur mu? İyi peki, o zaman ben gidiyorum hafta Bodrum'a, hem de uçakla. Vay be. Hı? Doğru aslında. Seni böyle el arabasıyla ya da ne bileyim faytonla falan yollasaydık değil mi? Aman dalga geç. Ne yapayım oğlum? Abi uçak anlamıyor musun? Uçaktan korkuyorum ben. Korkuyorum ya. Oldu mu? Olsun, korkarım. Ya 1.90'lık genco yiğidim, evet. Benim. Metal parçasından korkuyorum. Evet, ben metal parçasından korkuyorum. Fıyy diye hop diye aşağı indiği zaman ben bittim. Bitiyorum. Peki tamam, o fıyy diye gidip fıyy diye düşen şey için, evet. Ben sana o zaman fikrimi söyleyeyim. Bak şöyle, ne yapacağını söyle. Söyle, sen görmüş geçirmiş adamsın. Söyle. Gördüm geçirdim ben, gel. Söyle abi, söyle. Gel şöyle yanıma, söyle. Bak şimdi. Uçak yavaş yavaş kalkış yapıyor ya. Evet. Sen normalde burada ne yapıyorsun? Korkudan kolçaklara tutunuyorsun. Tutunuyorum, hemen emniyet kemerimi takarım ben. Tabii, tabii, tabii. Uyur muyur beklerim. Dualar mualar. Evet, evet, evet. Tabii. Ondan sonra. İşte o sırada uçak tam kalkışa geçtiği zaman sevgilinin elini tutacaksın. Hı. Sonra yavaş yavaş ona sarılmaya başlayacaksın. Ben filmin sonunu beğenmedim ha. Uçak kalktıktan sonra gökyüzünde yavaş yavaş süzülürken, o heyecanını gidermek için gözlerini kapatacaksın. Sevgilinin dudaklarına yapışacaksın. Ne oluyor lan? Ondan... Hayır hop! Ayakta götüreceğim lan bir sabah sabah. Oğlum ne yapayım, ben psikolog muyum? Git psikologla görüş ya. Ben yani, kendi fikrimi söylüyorum. He, yapabileceğimiz bir şey yok yani. Yok. Yani SS kanunu uygulayacağım ben burada. Ya yavrucuğum, sonuç olarak uçaklar güzel kalkıyor. Heh. Ama sonra işte o pilot böyle çıkıyor. Sevgili yolcularımız, şu anda bilmem kaç film fitteyiz. Az sonra Hakk'ın rahmetine kavuşma ihtimalimiz çok yüksektir. Bunun gibi şeyler söyleyebilir. Murat, peki yani. Artık yapacak tek bir şey kaldı abi. Ne oldu? Hakk'ını helal et, gel. Helal olsun. Hakk'ını helal et. Gidip de dönmemek var, dönüp de seni görememek var ki ben bunu isterim. Şahsen isterim ama... Ben, yok ben de isterim. Ama eyvallah, eyvallah, sağ ol abi yardımın için, teşekkür ederim. Senden adam olmaz adamım sen.